Gençler selam. Bugün farklı bir motosikletle yine karşınızdayım. Motosikletimiz Triumph ya da Triumph ikisi de olur. Street Triple 675 olarak geçiyor. Ducati'yi soracak olursanız Ducati Antalya yolcusu oldu. Ducati ile yollarımızı ayırdık. Daha fazla uzatmadan şöyle bir şey yapalım. Bu motoru sizler için bir ön incelemesini yapıyor olacağım bugün. Ona bir geçelim diyorum. O zaman hadi başlayalım. Etkileyen şey ne oldu? Öncelikle bu makineyi nasıl aldığımı söyleyeyim. Nasıl bende fikri oluştu? Çağkan var. Yakın bir arkadaşım. Çağkan sağ olsun Street Triple'ını bana test için verdi. Güzel bir şekilde denedik. Gaz kontrolüne vesaire her şeyine baktım. Ducati'den sonra biraz yumuşak geldi makine. Biraz değil bayağı yumuşak geldi ama rahat geldi. Şöyle, makinede beni kendine aşık eden olay şuydu. Şimdi ses böyle değil mi? Güzel bir ses geliyor şu anda. Bak abi, gazı sert açınca kendinden geçecek hali. Bakar mısın abi? Şu sese aşık olmamak elde mi lan? Yani beni de bu aşık etti abi kendine. Bu sesten sonra dedim ki bu alet tamam benlik. Bu motosiklet benim ilk 3 silindirli motosikletim. İki silindirden sonra bayağı yani bütün kullandığım makinelerim iki silindirdi. R25 olsun, MT07 olsun, Ducati Monster 796 olsun. Hepsi çift silindirliydi. Bu ilk sıralı 3 silindir makinem oldu. Sürüşü gerçekten aşırı şekilde rahat. Yani Ducati'den sonra şu anda gayet böyle 10 numara pozisyonda oturuyor gibiyim. Ne böyle çok dik oturuyorsunuz MT07 gibi. İşte ne de Ducati gibi böyle çok yatık oturuyorsunuz. Tam ortasına, tam orta karar oldu. Kocaman aynalarımız var. Kocaman aynalarımız. Ducati'de yoktu. Ducati'de biliyorsunuz Barent aynalar vardı. Ama size bahsettiğim bir olay vardı. Bu aynalar gerçekten çok uzun. Yani gidonun şu mesafesine baktığınız zaman baya böyle hani pataküte şehir içerisinde sağa sola çarpmalık aynalar diyebilirim. Şimdi motorun beygir gücünden, işte kaç litrelik olduğundan bahsedelim. Öncelikle tam bir litrelik değil bu makine. Tam olarak 675 cc'lik bir makine. Arka tekerde de yanlış hatırlamıyorsam 106 beygir olması lazım. Evet, kullandıklarımın arasında şu an için sahip olduğum en güçlü makinelerden biri bu arkadaşımız. Motosikleti ben İkinci el olarak aldım. 6000 kilometre de aldım. İşte 6000 kilometre bakımını yaptırdık. Bu bakımlar neler diye soracak olursanız bu bakımlar şunlardı. Yağ filtresi değiştirdik. Yağ değişti. 10-50 ifon katana yağ koyduk. Bir işlem daha yapıldı. O işlemde bu motor kapağının kapakları belirli bir yerden sonra gevşiyor. Yani bu rodaj bakımından sonra sıkılması gerekiyor belirli bir torkla. Sağ olsun usta onu da halletti. Makineye şöyle bir şey yaptılar bu arada serviste. Hiç Yamaha'dan alışık olmadığım ve Ducati'de gördüğüm bir olaydı bu zaten. Şey yapıyorsunuz, bilgisayara bağlıyorlar abi. Update geldiyse update'i yapıyorsunuz. Yazılımsal hatası var mı, hata vermiş mi makine, ne hata vermiş onları kontrol edebiliyorsunuz. Güzel yanı ne oldu? ABS kapatma seçeneği yoktu bu makinede. Update'den sonra ABS kapatma seçeneği oldu abi. Şimdi başka nelerden bahsedeyim. Öncelikle çok sorulacak bir soruya şimdiden cevap vereyim. Bu sorulardan bir tanesi yakıt tüketimi olacak. Yakıt tüketimi ben şehir dışından aldığım için uzun yolda taş yatlasa 5 litre yaktı. O da 130-140 kilometrelik işte düşürmeden geldiğim sürat oldu.
Onun dışında ortalama yakıt şehir içi ne diyebilirim? Ya şu an gözüktüğü kadarıyla 6.2 litre olarak gözüküyor. Hani çok sakin kullanımda değil, çok böyle agresif bir kullanımda değil. Zaten şehir içerisinde çok agresif kullanan bir adam değilim. Makine şimdi 2014 model. 2015 trafiğe çıkıştı. Lastikler 2014'ten beri değişmemiş. Üzerinde Rosso Corsa var stok olarak. Bu lastikleri değiştirdim. Neyle değiştirdim? Rosso 3'lerle değiştirdim. Rosso Corsa'larla neden Rosso 3'ü değiştirdim diye soracak olursanız, Rosso 3'ler Corsa'lara göre birazcık daha evet az tutuş sağlıyor olabilir. Fakat mesafe olarak daha yüksekte. Hani daha yeni geliştirilmiş bir lastik olduğu için ben de Rosso 3'leri tercih ettim. Motobaba'nın bunda bana fikir vermesi çok işime yaradı. Ondan sonra başka nelerden bahsedeceğiz? 6000 bakımına ne kadara girdim? Onu es geçtim. Şimdi söyleyeyim onu da. 6000 bakımına benden 300 lira civarında aldılar. Yetkili servis, özel servis değil. Pardon, yetkili özel servis. Yetkili servis, özel servis değil diyorum. Temel olarak işte girişler bunlar diyebilirim. Ducati'den sonra neler değişti? Ducati bir kere sert bir makinaydı. Ducati ile kıyaslayacak olursak hidrolik debriyajımıza elveda dedik. Hidrolik debriyajımız artık yok. Yine terli bir debriyajımız var. Önde yine çift diskimiz var. Nissin kaliper var bu sefer. Öncelikle aksesuar düşünüyor muyum? Bu fly screen dediğimiz güzel böyle oval bir şey var. Camı var bu arkadaşın. Fly screen'i bulamadım Türkiye'de. İşte İngiltere'de bulabildim. O da 200 euro civarında olduğu için şu anda düşünmüyorum. 200 euro bir cama gerçekten vermek istemiyorum. Onun yerine quick shifter alacağım. Quick shifter kiti 200 dolar civarında ve o daha kullanışlı olacak. Girmeyi düşünmüyorum. Çünkü üzerinde gayet bana yetebilecek seviyede hoş bir egzoz mevcut. Evet, ses olarak birazcık Ducati'den sonra neredeyse hiç sesi çıkmıyor gibi geliyor. Fakat poliste sıkıntı yaşamayacaksınız. Onunla bununla sıkıntı yaşamayacaksınız. Ama trafikte evet görülme olayı birazcık düştü. Ama dediğim gibi şu anda egzoz düşünmüyorum. İleride olursa ne olur? Arrow olur. Bunlar için orijinal aksesuarı olarak satılıyor kendi kataloğunda. Onun dışında farklı bir egzoz takmayı da düşünmüyorum. Bu arada Arrow'u taktığınız zaman da yazılım atılması gerekiyormuş. Ona göre işte sanırım harita değişiyor makinede. Çünkü gaz çıkışı birazcık daha rahatlayacak. Ona göre yakıt ve hava karışımı ayarlanması gerekecek. Özel serviste de bunu yanında verdikleri yazılımla rahat rahat halledebiliyorsunuz. Fren hissiyatından bahsedecek olursak, şimdi Ducati'deki frenler abi bunu kullandıktan sonra bana şey gibi geliyor, şimşek gibi geliyor. Çünkü Ducati'de öküz gibi Brembo kaliperler vardı ve yani muazzam çalışıyordu abi. Yani şöyle söyleyeyim, bastığınız anda bütün kanın, beyninizdeki kanı böyle öne böyle ön camınıza yapıştırıyordu. Bu arkadaşın frenler evet güzel geliyor ama bir Ducati'nin Brembo frenleri gibi değil. O yönden birazcık eksiklik hissettim ilk zamanlar. Hani böyle frene basıyorsunuz, abi tutalım mı acaba gibi bir kararsızlık bırakıyordu ama alıştıktan sonra artık onu çok fazla yaşamıyorum. Sevdiğim yanı ne oldu? Geniş bir devir aralığınız var bu makinede. Yani 0 ile 13.500 devir arası bir devir kullanabiliyorsunuz. Ve bu gayet yeterli oluyor. Hani Ducati'de sevmediğim bir huyundan bahsetmiştiniz de şeydi bu. 3.000 devirin altında abi şey yapıyorsunuz. Makineyi kullanamıyordunuz. Çok titriyordu. Aşırı titriyordu. Böyle olunca da abi sürekli vites düşürmek veya vites yükseltmek durumunda kalıyordunuz. Devir aralığı çünkü kısaydı o makinenin. Yani atıyorum 3000 altında kullanamıyorsunuz. 10.000 devirde kesiciye giriyordu. Hani biraz hafif tempolu gidelim. Ne yapıyorsun ya? Biraz hafif tempolu gidelim dediğiniz zaman alet birazcık bozuyordu abi. Bunda ne oldu? Babayla darlığa gittik. Darlıkta şöyle bir şey oldu. Makineyi ikinci vites, üçüncü vitesin altına hiç düşürmeden çok rahat bir şekilde parkuru tamamlayabiliyorsunuz. Ducati'de sert, keskin dönüşlerde, bu S dediğimiz yukarı, daha doğrusu U dediğimiz dönüşlerde mutlaka tırmanış yaparken birinci vitesi düşürmeniz gerekiyordu. Çünkü ikinci viteste alet yukarıya doğru toplayamıyordu ve abi vitesi artık düşürmelisin diyordu. Bunda o problem yok. Devir aralığı gayet güzel. Alt devirde de tork var. Üst devirde de güzel gidiş var. Öyle olunca abi tamam dedim. Tam kararımda, tam istediğim güzel bir makine oldu benim için. Onun dışında
en çok bahsetmek istediğim konuya geliyorum. Abi devir göstergesi çok güzel. Neden? Çünkü bende Ducati'de Casio saat vardı. Ve bu Casio saati verdikten sonra ne oldu? Oraya güzel bir gösterge geldi. Vites göstergem var, benzin göstergem var. Onun dışında hararet göstergem onda da vardı. Onda da var. Hadi onun hakkını yemeyeyim. Saatimi görebiliyorum tuşlara basmadan. Güzel başka bir şey daha var. Benzin göstergesinin yanında adam sana kaç kilometre bir depoyla gidebileceğini, yani range dediğimiz olayı da veriyor. Böyle olunca da işte sağ sola şileye giderken acaba bunda depoda benzin var mıydı deme olayını bir kenara bırakıyoruz. Top speed ile alakalı bir video çekecek miyim? Çekmeyeceğim ama size bunun bilgisini vermek istiyorum. Top speed'i yaklaşık 230 km civarında. Daha fazla görenler var ama düz yolda 230 bunun limiti diyorlar. Başka neyden bahsedeyim? 0-100 hızlanma videosu evet çekeceğim. Bir de stok halinin egzozlu sesini çekeceğim sizlere. Bu iki video gelecek bunun hakkında. Bir de dediğim gibi belirli bir süreden sonra detaylı bir inceleme videosu gelecek sizlere. Şimdilik öyle gençler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram sayfama da hemen şu yukarıda yukarı bölümde geçen o siyah kısımda bir Instagram sayfamın adresi var. Konuşamadım yine. Oradan bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. YouTube üzerinden gönderdiğiniz soruları çok fazla göremiyorum. Bildirimleriyle alakalı bu arada problem yaşıyorum. Instagram üzerinden bana ulaşırsanız hem oradaki resimlere hem nerede toplandığımıza veya toplantılarımıza, buluştuğumuz yerlere çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Ben videoyu burada kesiyorum. Tekrar diyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Quick Shifter'dan bugünlük bu kadar.